沉睡的人心跳澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。听过Yeterince yedin mi? Tamamen doydum. Sonra oraya da gidelim mi? Tamam, burada balık gördüm. Evet, ben de gördüm. Hadi gidelim. Dur, bir fotoğraf çekeyim. Beni korkuttu. Tamam, biz gidiyoruz öyleyse. Yok bir şey, siz önden gidin hadi. Acele edin. Para için beni öldürecek misin? Ne kadar param var? Söyle hadi. Ölmeden önceki son dileğin nedir? Bu kadar genç yaşta ölürsem bir sürü son dileğim olacak. En önemli dileğin kendine harika bir erkek arkadaş bulmak olmalı. Diğerleri gibi dedikodu yapmayı bırakır mısın lütfen? Bugün söylediğim sözlerin hepsini evde kendim yazdım. Ciddiye aldığına inanamıyorum. Nalan, iyi bir zevkin var ve benim en iyi arkadaşımsın. Neden benim için birini seçmiyorsun? Ben mi? Tamam. Senin için birini seçebilirim. Diğerleri bütün yatırımcıların bizim gibi altın parmaklı olduğunu söylüyor. Güvenilir birini bulursan ona bir ipucu verebilirsin. Peşinden koşmaya istekli pek çok adam olacak. Projesi kötü olmadığı sürece bu durum şirket kurallarına aykırı değil. Bay Peng sorarsa komisyon aldığını söyleyebilirsin. Komisyon aldım ama paraya dokunmadım. Ama ben adamı kaptım. Sadece mükemmel birini bulmak istiyorum. Benimle dalga geçmeyi bırak. Kusursuz adama boş ver. Dalga geçmiyorum. Tamam, katılıyorum. Ama bizim yakın arkadaş olduğumuzu söylememiş miydin? O zaman bana karşı dürüst ol. Birine aşık mı oldun? Kim bu adam? Anlat bana. Sırrını saklayacağım. Canın cehenneme. Sana erkek arkadaşım olmadığını söyledim. Wendy. Ne lan? Ben de senin sırrını biliyorum. Benim ne sırrım varmış? Jin Cheng'i neden desteklemediğini biliyorum. Nedenmiş? Çünkü başka birini destekliyorsun. Kimmiş o? Hayır, söylemem. Bunu öğrendiğimde düşündüm ki, Tanrım, senin gibi disiplinli bir insan böyle bir şeyi nasıl yapar? Şirketten biri bunu duyacak olursa başın büyük belaya girer. Öyle mi? Çok içtim. Şu anda alkol konuşuyor olabilir. Ciddiye alma. Rahat ol. Ben de senin sırrını saklayabilirim.
Belki de onunla konuşmalısın. Hayır. Nasıl gitti? Bir şeyler öğrenebildin mi? Bu bilgiyi Huaxia Komünikasyon'daki bir arkadaştan öğrendim. Geliştirme masrafları 10 milyon yuana kadar çıkıyor. Nasıl bu kadar yüksek olabilir? 10 milyon yuanı nereye harcayacak ki? Bu telefon tabanlı bir yazılım. İnternet yerine mobil baz istasyonlarına bağlı. Giderlerin bir kısmı baz istasyonlarının bakımı, kapasite artırımı ve tanıtımı için. Maliyeti çok yüksek. Beklenen yıllık geliri 40 milyar yuan. Geliştirme için 10 milyonlarca yuan harcamaları normal. Önemli olan Rofis'in yatırımı için bizimle savaşıyor olmaları. Bizimle aynı proje ve fikre sahipler. Sizce olasılıklar nedir? Bunu söylememe gerek yok. Platformları 3 büyük operatörden oluşuyor. Peki ya bizimki? Gomo Cafe. Hiç komik değil. Bildiğim kadarıyla Jieshun, Hong Kong'taki bir konsorsiyum. Ama umarım bana sihirli kristalin Jiejun'la aynı şey olup olmadığını söyleyebilirsin. Bu yazılımı ilk kim geliştirdi? Telif hakkı sorunu var mı? Yasal bir tehlike var mı? Ne zaman öğrendin, neden bize söylemedin? Buna bakmalıyım. Alo? Düşündüğümden daha akıllısın. Teklifinizi 3 sayfaya indirmenizi söylemiştim. Sense doğrudan bir hikaye anlattın. Hem de iyi bir hikaye. Öyle miydi? Elbette. Hafta sonu sebebiyle şirket olarak bir geziye çıktık. Sen nasılsın? Şu anda ne yapıyorsun? Dur tahmin edeyim. Arkadaşlarınla kutlama yapıyor olmalısın. Neyi kutlayacağım ki? Bir şeyler doğru değilmiş gibi hissediyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Beni de rahatsız eden bir şey var. Bugün iş arkadaşlarımdan biri bana çok tuhaf bir şey söyledi. Sorunun ne olduğunu anlayamadım. Aslında seni aradım çünkü sohbetlerimizden birine bahsedip bahsetmediğini öğrenmek istedim. Tabii ki hayır. Bu iyi. Sakın unutma.
Yanlış bir şey yapmamış olsak da bunu açıklamamız zor olur. Biri bu konuda bir şeyler öğrenirse projeniz mahvolabilir. Beni endişelendiren bu. Nalan. Ah, Bay Pink. Üzgünüm, kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Jason bizim teknolojimizi çaldı. Benim ihmalim yüzünden oldu. Sihirli kristal fikri oluştuğunda onu tavsiye almak için bir arkadaşıma vermiştim. O bilgileri istemeden sızdıracağını hiç düşünemedim. Sihirli kristalin ilk sözünü söylediğim gün öğrendim bunu. Size söylemedim çünkü ekibimizin dağılacağından korktum. Sihirli kristal ilk sözlerini söyledikten sonra ayrılsaydık bunu kaldıramazdım. Yani gerçeği öğrenmemizi bekledin, öyle mi? Böylece kabul etmek zorunda kalacaktık. Artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onlarla rekabet etmemiz mümkün değil. Mahkemeye gitmeliyiz, bunu yapmalıyız. Bu işi açıklığa kavuşturmalıyız. Onlara dava açacak kadar zamanımız yok. Dava bir iki yıl sürebilir ve kazansak bile bir faydası olmaz. Artık olan oldu. Gerçek şu ki sen her şeyi biliyordun ama tek kelime etmedin. Üzgünüm. Bu benim kişisel meselem. Bu senin kişisel meselen değil. Ben de bu proje için çok çalıştım. Buradaki herkes de öyle. Dava açıp açamayacağımıza sen karar veremezsin. Bu kararı birlikte vermeliyiz, anlıyor musun? Bu ne şimdi? Güven meselesi mi? Evet, sana güvenmekte sorun yaşıyoruz. Guaşinyan, sen çok küstahsın. Teklifimizi kim sızdırdı? Bütün bunlar nasıl oldu? Bize bunları açıklaman gerek. Yoksa ne? Patron, yine delice davranıyorsun. Sakin olun biraz. Ben çoktan bir çözüm buldum. Bana çözümden bahsetme. Projeyi sızdıranın kim olduğunu bilmek istiyorum. Senin neyin var? Bu sorunu adım adım çözmemiz gerekiyor. Bundan kurtulamazsın.
Bu çok zor bir şey değil. Paramı göle atarsan çıkarttığı sesi duyarım. Sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Yalan söylediğini düşünmüyorum. Sana her zaman güvendim ama sen sessiz kaldıkça benim sinirlerim bozuluyor. Mesele para değil. Sana olan güvenimi ne sanıyorsun ha? Sadece laf mı? Böyle konuşmak zorunda mısın? Neden konuşmayacakmışım? Yanlış bir şey mi söyledim? Eğer bir gün biri gelip bana bu projeyi gizlice başkasına sattığını söylese benim ne demem gerekirdi ha? Tamam yeter artık konuşmayalım. Bilerek yaptığımı düşünüyorsan al bir bıçak ve sapla. Hadi. Gidip dışarıda kavga etsenize. Hiç değilse biz rahatça konuşuruz. Size inanamıyorum. Tekniğimizi çalıp kullandılar. Biz de burada birbirimize düşüyoruz. Ben başka ne iş yapacağım? Ha? Ben kod yazmaktan falan anlamıyorum. Her neyse baksana. Sana verdiğim görevi bitirdin mi? Sen ondan bahset. Ne kadar içtin sen? Seni ilgilendirmez. İşini yapmazsan yerine başkası yapar. Kolumu kırdın! Ne yapmak istiyorsun? Onun ölmesini istiyorum. Guo Xinyan'dan nefret ediyorum. Anladın mı Dong? Ondan nefret ediyorum. Evlat, biz gangster değiliz. Onu öldürürsen hayatının geri kalanını hapiste geçirirsin. Bai Jin, ne oldu? Bir sorun mu var? Sizinle bilgisi yok, gidebilirsiniz. Dong, bunların hepsi arkadaşım. Ben onları işe aldım. Bai Jin, ne yapmamızı istiyorsunuz? Siz bilirsiniz. Vay be! Hadi kaç, hadi gidelim, koş koş! Sert olduğunu biliyordum. Onlara boş yere para ödedim. O aptalları Guo Xinyan'dan kurtulmak için tuttun demek. Evet öyle. Yasa dışı bir şey yapmanı istemiyorum. Babanın bağlantıları ne kadar güçlü olursa olsun, buradaki polisleri hala söz geçiremiyor. Yine de yapmak istersen ben Hong Kong'a döneceğim. Blöf mü yapıyorsun? İyi git, hemen git. Hatta biletini de ben alayım. Tamam ama babana bir söz verdim. Senin de benimle gelmen gerek. Baban senin fikrine katılırsa yanına başka birini vermesini söylersin. Böylece ikimiz de rahatlarız. Seninle gelmemi istiyorsun ha? Sen aklını mı kaçırdın ha? Sensiz burada hiç olduğumu mu sanıyorsun? Ha? Şimdi oraya gideceğim. Bakalım kim beni durduracak. Bana vurdu. Güç kullanmadım, kalıcı bir sorun yaşamayacaksın. Daha önce 10 yıl boyunca bir yatırım şirketinde çalıştım. O hayatı ve oradaki insanların birbirleriyle iletişimini sevmiyorum. Bu yüzden hamileliğimi bahane edip işi bıraktım. Kendi başıma küçük bir iş kurup bir kahve dükkanı açtım. Elimde parayla Bai Gao'ya gittiğimde kafeyi bana satmayı reddetti. Satın alma işini konuşmadan önce benden orada 2 yıl garsonluk yapmamı istedi. O zamanlar bana ne demiştin? Parası olan herkes ticaret yapamaz. Bu endüstriye aşina değilsin. Ve kesinlikle çok haklıydın. Sihirli kristali anlamayan sadece ikimiz varız ama biz bir ekibiz. Ve bir sorunumuz var. Yani bu konuda profesyonellerin önerilerine kulak vermeliyiz. Bence bu çok adil. Guo Xinyan, bu durumun bizim üzerimizde büyük bir etkisi var mı? Olabilir. Olmayabilir de. Mevcut durum itibariyle bizden
Pazar payı ve müşteri alacakları kesin. Şüphesiz kötü bir durum. Ancak internet hala başlangıç aşamasında ve herkes telif hakkı bilincine sahip değil. Bu durum yaşanmamış olsaydı bile sihirli kristal pazarda yerini aldıktan sonra aynı şey yine olabilirdi. Hiçbir mahkeme kararı suçun işlenişi kadar hızlı olmaz. Bu bir etik meselesi. Anlıyorum. Bay Gao'yla birkaç dakika yalnız konuşabilir miyim? Sakin olmalısın. Guo Xinyan inatçının teki ve onunla uğraşmanın pek faydası yok. Durumu yumuşatmaya çalışma. Buna dayanamıyorum. Bu şirkete para yatırdım ama bir isim bile öğrenemiyorum. Kim olduğunu öğrensen rahatlayacak mısın? Olan oldu artık. Şimdi öfkelenme zamanı değil. Şunu sormama izin ver. Bu işe devam edecek misin? Çekilecek misin? Ya sen? Ben devam edeceğim. Guo Xinyan'a inanıyorum. Beni satmış olsa da bu bedeli ödemeye hazırım. Herkes içeride şarkı söylüyor. Bir tek sen dışarıda telefonla konuşuyordun. Çok içmiştim, hava almaya çıktım. Bir arkadaşımla sohbet ettim. İçkiniz efendim. Daha fazla içmeyin. Bugün çok eğlendik değil mi? Ama henüz iş konuşamadık. Son projeler hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ah, Bay Peng, iş konuşacaksak odama gidip bilgisayarımı almak istedim. Bekle, hayır gitme. Sadece bir soru sordum, bilgisayara gerek yok. Sorularınıza gelişigüzel cevaplar veremem. Değerlendirmeler birkaç gün içinde size gönderilecektir. Dikkat etmen gereken bir şey var. Foxmail piyasaya sürülmek üzere. Şu an için yapman gereken en önemli şey onların indirilmelerine odaklanmak ve kullanıcı sürekliliklerini değerlendirmek. Bekleyin Bay Peng. Foxmail'in piyasaya sürüleceği neden bana bir... Birkaç temel konuya değineceğim. Birincisi, projemiz sızdırıldı. İkincisi, yatırdığımız 2 milyon yuanın yarısından fazlasını harcadık ve artık ürünümüzü piyasaya sunmak üzereyiz. Üçüncüsü ise, bundan sonra pek çok güçlü rakiple yüzleşmemiz gerekecek, anlıyor musunuz? Haksız mıyım? Tamam. Yaşananları geri alamayacağımıza göre Guo Xinyan, bu konuda ne yapacağını bilmemiz gerekiyor. Neden başkalarını yenebileceğinden bu kadar eminsin? Konumuz bu projeye devam edip etmeyeceğimiz. Yazılımı en kısa sürede piyasaya süreceğiz. Bu ne kadar sürer? 4 ila 6 ay. Bu süre benim hiç hoşuma gitmedi. Jiyeshun 2 ay içinde piyasaya sürülecek. Foxmail'e gelince 45-50 gün dediler. 60 gün içinde piyasada olmalıyız. Ama bu imkansız değil 60 gün. 120 gün içinde bile başaramayız bunu, tamam mı? Bunu kimse yapamaz.
Patron, düşünmeden kabul etme. Kabul edersen kendi başına yapmak zorunda kalırsın. Ben bunu yapamam. Senden bir yanıt bekliyoruz. Gördün mü? Sana kapitalistlerden para almanın kolay olmadığını söylemiştim. Luca bu konuda haklı. 60 günde imkansız. Daha fazla para yatırsak? O zaman yapılabilir mi peki? Bu dünyada fiziksel zaman denen bir şey var, biliyorsunuz değil mi? Yazılımdaki boşlukları bulabilmek için yeterince test etmek zorundayız. Ancak bu boşlukları bulduktan sonra programı gözden geçirip eksikleri tamamlayabiliriz. Aceleyle piyasaya sürersek ve yazılımımızda teknik bir sorun ortaya çıkarsa kullanıcılar hemen silecektir. O zaman binlerce kez yamasak da kendimizi kurtaramayız. En iyi haliyle sunmalıyız. Aksi takdirde çöp olacaktır. Guaxinyan, zaman kazanmak elimizdeki tek silah ve bu açıkça belli oluyor. Sadece hızlı davranmayı biliyorsun. Burada onun bir faydası olmaz. Ürünü hemen çıkartırsak Jeyshun'la rekabet edebiliriz. Jeyshun bizden bir yıl önce bile piyasaya girse onları yok edebileceğimden eminim. Jeyshun bir yıl piyasada kalırsa sihirli kristal ortaya bile çıkmaz. Ben istersem eğer çıkar. Herkes sihirli kristalin Jeyshun'un taklidi olduğunu düşünecek. Taklit bir versiyon olacağız. Öyle olsa ne olur ki? Bu kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Taklit bir yazılımla hiçbir yere varamayız. Geleceği olmaz. Hayal görmeyi bırak artık. Taklit ürün yaparsak tamamen biteriz ve sen hayatın boyunca bir taklittin zaten. Evet. Öyle olduğumu kabul ediyorum, doğru. Boşandım ve sonra bütün paramı boşa harcadım. Kendi işimi kurdum ve defalarca battım. Ve şimdi kalacak bir evim bile yok. Ama sihirli kristal öyle değil. Ben onun bu hayatta yaptığım tek anlamlı şey olduğundan eminim. Jeyshun'un ne kadar güçlü olduğu ya da ne kadar çok kaynağı olduğu umurumda bile değil. Sakın unutma, onlar eski, bizse yeniyiz, tamam mı? Biz mobil interneti temsil ediyoruz. Kolay diye yanlış yoldan gideceğime zor da olsa doğru yoldan giderim ben. Neden mi? Çünkü kolay olan sonunda fayda sağlamaz. Platformumuz Gomo Coffee değil. Bizim platformumuz mobil internet. Girişimcilerin gelecek için umutları olmalı ve ben geleceğe güveniyorum. Umarım bunu siz de anlayabilirsiniz. Ürünü 90 gün içinde piyasaya sürün. Artık tartışma bitmiştir. Başka taviz vermeyeceğiz. Hadi elleri göreyim. Bir içkiye ihtiyacım var. Alo. Bayanla, seninle dışarıda görüşmek istiyorum. Niçin? Durum şu.
Sana bir durum güncellemesi vermek istiyorum. Aslına bakarsan ofisinizi sevmiyorum. Daha ilginç bir yere gidip... Biraz konuşmamız mümkün mü acaba? Ne dersin? Başka seçeneğim var mı? Israr ediyorum. Pekala. Bu kadar hassas olmana gerek yok. Rofiz'de işler böyle yürüyor. Yatırım departmanı her zaman çok ilgi çeker. Konu iş olmasaydı benimle... Ofis dışında görüşür müydün peki? Asla varsayımda bulunmam. Nerede ve ne zaman görüşeceğimizi söyle. Gelip seni alabilirim. Kiminle konuşuyordun? Bir müşteriyle. Dong! Hey Dong! Dong! Erkencisin demek ha? Sen de öyle, genç efendi. Hey! İyi misin? İyiyim. İyi olduğuna emin misin? Bir saniye bekle biraz. Biraz dinlenmeliyim. Yoruldun mu? Teleferik neden bu kadar yüksekti? Yüksek mi? Az önce sen de korkuyordun. Hiç de bile korkmuyordum. Boşuna övünme. Bana içecek alır mısın? Tabii. Daha iyisin ya. Teşekkür ederim. Foxmail'in lansmanından bahsedelim. Hemen iş konuşmaya başlamak zorunda mıyız? Ya ne konuşacaktık? Az önce teleferikteyken ne zaman Foxmail'den bahsetsem yanlara tutundun ve hep başını salladın. Bu konuşmanın çoktan bittiğini sanıyordum. Daha önce bu kadar konuşkan olduğunu hiç fark etmemiştim. Tamam, bana istediğini sorabilirsin. Foxmail'i ne zaman yükleyeceksiniz? 6 hafta sonra. Sözleşmeyi yeni imzaladım. Şu an Apple'la pazarlık yapıyoruz. Lansmandan 3 ay önce kullanıcılara ücretsiz indirme olanağı istiyorlar. Peki beklediğiniz piyasa fiyatı nedir? Umarım Foxmail hep ücretsiz olur. Ama kullanıcılar e-posta depolama alanlarını genişletmek ya da uçuş rezervasyonu yapmak, yemek siparişi etmek ya da hava durumuna bakmak gibi ek özellikleri kullanmak isterse ücret alabilirim. Foxmail'in lansmanından başka kimlere bahsettin? Pek çok kişiye. Pek çok mu? Apple'la pazarlık yaptım, onlar biliyor. Proje teklifimi sizden önce başka yatırım şirketlerine de göndermiştim. Rofiz'e gönderdiğim proje önerisi sana da gönderilmişti. Biri imzaladı. Bilmediğine inanamıyorum. Biri beni saf dışı etti ve onu Bay Peng'e sundu. Şirketiniz ne kadar da karmaşık bir yermiş. Teklifi gördükten sonra Bay Peng ne dedi? Bunu henüz bilmiyorum. Değerlendirme grubu yukarıdan herhangi bir emir almadı. Aslında bize yatırım yapmasanız da çok sorun değil. Yatırım yapmak isteyen pek çok şirket var.
Onlara bir şans vermek isterim. Yatırım demişken, sence Rofiz'in bize yatırım yapma ihtimali var mı acaba? Geçiştirme sözler duymak istemiyorum ama. Evet var. Olmasaydı benim gibi yükseklik korkusu olan biri buraya gelir miydi? Bana söylemediğin başka korkuların da var mı? Bunu sana söyleyemem. O halde bahse girelim. Rofiz Foxmail'e yatırım yapmazsa daha sonra yine buraya gelip benimle teleferiye bineceksin. Çok acımasızsın. Ya yatırım yaparsan? O zaman ben gelip seninle teleferiye bineceğim. Bay Lo, ticarette gerçekten çok iyisiniz. Tamam. Hava harika, manzara harika. Artık iş konuşmayalım. Sence arkadaştan fazla olma ihtimalimiz var mı? Aşağı güvenle indikten sonra söylerim. Bu aşağı komünikasyon ve Dongfang.net.com'la bir anlaşma imzaladım. İlk 10 milyon cep telefonu yakında piyasada olacak. Huaxia Komünikasyon ve Dongfang.net.com tarafından satılacak bütün cep telefonlarında Zeeshun yer alacak. Bu yılın sonunda 50 milyon cep telefonu yazılımımızı kullanıyor olacak. Her ay o telefonlardan 10 mesaj gönderilirse toplam gelirimiz 500 milyon yuan olacak. Ve bu da günlük gelirimizin 17 milyon yuan olacağı anlamına geliyor. Nasıl? Beni dinliyor musun sen? Her ay 500 milyon yuan mı? Kârın %70'ini alabilirim. Bu da 350 milyon yuan anlamına geliyor. Peki babanla konuştun mu? Konuştum. Sözünü bile etme. Pan Shuewu beni ispiyonlamış ve telif hakkı ile ilgili sorunlar yaşadığımı iddia etmiş. Babamdan bir sürü azar yedim telefonda. Bunu hak etmiyorum. Baban geçen sefer geldiğinde zaten telif hakkı konusunu konuşmuştu. O adamı ona götürmeni istemişti. Sen kabul etmedin. O yüzden baban senin bu işi çoktan çözdüğünü düşündü. Sonuç olarak Rofiz'in patronu da babanı aradı. Bütün olayı bilmeyen baban da bundan çok utandı. Seni suçladığı için ona kızma. İnsanlar yaşlandıkça korkaklaşır mı? Evet. Yaşlandığında içinde olduğun durum ne kadar tehlikeli olursa olsun dikkatle gözlemlediğin sürece para kazanmaya devam edebilirsin. Ama artık geri dönülemeyen duruma geldiysen ve çok çalışmaya devam ediyorsan aptalın tekisin demektir. Bazılarının diğerlerinden daha uzun yaşaması çok normaldir. İşte o zaman sorunun ciddiyetini fark etmezsin. Bundan korkmam mı gerekiyor? Ben öyle kolay korkmam. Bunu bir düşün. Eğer Rofiz'den Peng Shiyu babanı aradıysa bu durum dünya çapındaki bir yatırım şirketinin çoktan bizi sorgulamaya başladığını gösterir. Gerçekte sır diye bir şey yoktur. Senin hakkındaki şüpheler doğrulandığında hiçbir yatırım şirketi senin projene dahil olmak istemeyecektir. Dedikodulara maruz kalıp herkesin güvenini kaybettiğinde sana saldırmasalar bile yok olursun. Hong Kong'daki grubun parası var. Tek başıma oynayabilirim. Para kapitalistler için önemli değildir. Kimse sana sosyal kaynak sağlamaz. Piyasaya giriş yolunu açmaz ya da hiçbir şekilde sana garanti vermez. Jishun hizmet sektörüne aittir ve bu tepenin kralı sen değilsin. Peng Shiyu çoktan babanı aradı bile. Bu onunla yaptığın pazarlığın iyi geçmediğini gösteriyor. Sorunu çözememekle kalmadın, asla çözemeyecek gibi de görünüyorsun. Sence de azarlanmayı hak etmiyor musun? Onun yaşadığı zorlukları anlamalısın. Yasal risk taşıyan ve itibarına zarar verecek hiçbir işe bulaşmak istemiyor. Yasa dışı hiçbir şey yapma. Hey,
Sana şunu sorayım. Babam nasıl zengin oldu? Mal ve mücevher kaçakçılığı yaptı değil mi? İkinizin gece yarıları, ellerinizde silah ve belinizde el bombalarıyla Hong Kong'dan gece yarıları nasıl mal kaçırdığınızın hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Hong Kong o zamanlar çok karışık. O zamanlar kanun yok muydu? Kaçakçılığın yasalara aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz? Burma'da ne işiniz vardı? Hayır işleri mi yoksa? Bu şekilde konuşmamalısın. Senden bir konuda fikrini öğrenmek istiyorum. Nedir? İlk kez kendi işimi kuruyorum. Şirketinizin desteğini almak için öncelikle hisse payı ya da para teklif etmek gerektiğini duydum. Bu doğru mu acaba? Yatırım şirketleri hakkında çok şey biliyorsun. Peki sana ne kadar ödemeliyim? Hiçbir şey. Foxmail'i desteklemiyorsun. Ya da belki çoktan başkasının teklifini kabul ettin. Seni memnun etmek için bir rakam söyle. Kuralları biliyorum ve onlara uyacağım. Diğer yatırım şirketlerinde insanların nasıl rüşvet aldığını bilmiyorum. Ama Rofiz'de bu kırmızı çizgimizdir. Kim geçerse işine son verilir. Ayrıca değerlendirme grubundaki herkesin oy hakkı var. Sunacak o kadar çok hissen var mı?幸好你。